Biz milletin namuslu milletvekilleri olarak, yurtsever milletvekilleri olarak doğru soruları ön yargısız sormak zorundayız. Milletimize bir saldırı oldu. Bu saldırıyı kim organize etti? Kim yaptı, kim destekledi? Aşağı çıkarmak zorundayız. Şimdi biz orada rica ettik. Darbenin iki kilit ismi, en çok bilgi sahibi olması gereken bürokratlardan MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanımız gelsin. Karşılıklı görüşelim, darbeyi açığa çıkaralım. Bu grup izin vermedi. Cumhurbaşkanı izin vermedi, Başbakan izin vermedi, gelmediler. Daha sonra gönderilen yazılara bakıyoruz. Değerli arkadaşlar, MİT Müsteşarlığından gelen yazıda birçok şeyi belirtiliyor. Ama önemli birkaç tanesini söyleyeyim. Diyor ki MİT'in daha önce dış makamlara, kim bu dış makamlar? MİT'in dış makamlar dediği Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Başkanı ve Genelkurmay Başkanı'dır. Dış makamlarla paylaşılan notlarda cemaatin darbe girişiminde bulunabileceğini, ancak TSK bünyesinde istihbarat toplayamadığından darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata önceden ulaşamadığını. Arkadaşlar, darbe girişimini biliniyor. Biliyorsunuz. Niye kabul etmiyorsunuz? MİT yazmış. Saat 14.20'de MİT'e gelen bir pilot binbaşı OK deniliyor. Var mı yok mu bilmiyoruz. Diyor ki MİT müsteşarına bir operasyon yapılacak 3 helikopterle. MİT müsteşarı kaçırılacak. Arkadaş, kız kaçırılmıyor. MİT müsteşarı kaçıyor. Kaçırsa fidye mi isteyecek? Bariz bir şey değil mi, bir darbe oldu? MİT ile Genelkurmay arasında tartışma var. Genelkurmay diyor ki bu OK darbe olacağını söylemedi. MİT diyor ki darbe olacağını söyledi. Bununla yetmiyor. MİT müsteşarı önce müsteşar yardımcısını gönderiyor. Sonra kendi gidiyor. 18'de toplantı yapılıyor. Ve güya bu darbeciler, anlatıldığı kadarıyla bu kanlı adamlar MİT müsteşarını 3 helikopterle kaçıracak. Genelkurmay ağzına kadar darbeci dolu. MİT müsteşarı saat 20.20'de elini kolunu sallayarak Genelkurmay'dan çıkıyor. Saat 18 sırasında bakın çok kıymetli bir ifade var. İfade Genelkurmay 2. Başkanımızın, Yaşar Güler. Olayı anlatıyor saat 18'de. Hakan Fidan, bu olaylar açığa çıktıktan sonra, komutanın bu iddianameden ben bir de Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi vereyim dediğini ve koruma müdürü Muhsin Köse'yi telefonla aradığını, Muhsin'e Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşebilir miyim dediğini, karşıdan ne cevap geldiğini duymadığını, bunun üzerine Hakan Fidan'ın peki Muhsin dışarıdan bir saldırı olursa yeterli gücün, silahın ve adamın var mı diye sorduğunu, Hakan Fidan'ın oradan bir cevap aldığını ancak cevabı bilmediğini, sonra tekrar bir daha Muhsin sana dışarıdan bir saldırı olsa buna karşı kayacak kadar gücün, kuvvetin ve adamın var mı diye bir daha sorduğunu, oradan da muhtemelen olumlu bir cevap olmalı ki, almış olmalı ki kolay gelsin dediğini ve telefonu kapattığını. Arkadaşlar, MİT müsteşarı her gün Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürünü arayıp sana bir saldırı olursa yeterince mermin, mühimmatın ve savunman var mı diye sorar mı? Bana anlamlı gelmiyor. Ve böyle bir soruyu Cumhurbaşkanı koruma müdürü Muhsin Köse'ye sorması, Cumhurbaşkanı ölümcül bile olsa kaldırılıp bu bilgi verilmek zorundadır. Peki bu bilgi Muhsin Köse'ye verildiyse, bu bilgi Muhsin Köse tarafından Cumhurbaşkanı'na verildi mi? Verilmediyse Muhsin Köse'nin FETÖ'cü olma ihtimali var mı? Sorulması lazım değil mi? Hiçbir ifade tutanağında görmedik. Yargı sormamış, komisyona sordurulmadı. Biz bilmiyoruz. Ki bu bilgi verildiyse Cumhurbaşkanı hangi enişteden öğrenmiş oluyor? Hakan Fidan'ın kod adı enişte mi arkadaşlar? Çünkü bu bilginin verildiği söyleniyor. Peki bu bilgi verildiyse Sayın Cumhurbaşkanı niye büyük bir sürprizle karşılaşmış gibi anlatıyor? Hiçbir ön yargım yok. Öğrenmemiş olabilir. Ama bunlar darbenin karanlık soruları. Arkadaşlar, bu sorularla kalmıyor. Olaylar üst üste koyduğunuzda gelen cevaplarla birlikte daha karanlık bir hale geliyor. Bakın, her şeyden önce can verdik. Yaralılarımız var, ekonomimiz mahvoldu. Üstüne bir OHAL ilan ettiniz. Bütün bu darbecilerin hepsi yurt dışında, bir eli balda, bir eli yağda, Zekeriya Özor'da. Yüreğimiz sızıyor. Ergenekon'da bize ettiği zulmü biliyoruz bu adamların. Hepsi yurt dışında, bir eli balda, bir eli balda. Burada 200 bin insan mağdur. İçinde suçlusu da vardır. Ama Bankasya'nın önünden geçti diye insanlar tutuklanıyor. Biz siyasi ayakla ilgili bir şey yapmıyoruz. Bu soruları cevaplandırmıyorsak siyasi ayak sizsiniz. Çünkü bu sorulara cevap bulmaya engel olan sizsiniz, sorumlusunuz. Bu soruları aydınlatmak zorundayız arkadaşlar.
O 249 şehidin ailesinin yüzüne bakmak için, bunu kırmak için söylemiyorum. Bu soruları cevaplandırmak zorundayız. Ortaya koyduğunuz bir rapora bakın. Sizin parti grubunuzun raporu müzakere bile edilmedi, bilgi bile verilmedi, uzmanlar çağrılmadı. Yok sayıldık. Cumhurbaşkanı komisyonu kapattı, Cumhuriyet savcılarını görevden aldı. O hal altında basın susturuldu. Peki bu karanlıkta kalacak mı? Bu millet bunun hesabını sormayacak mı sanıyorsunuz? Böyle sanıyorsanız geçmişe bakın, Fethullahçılar da böyle sanıyordu. Fethullahçılar güçlerinin hiç bitmeyeceğini sanıyordu. Ergenekon'da milli ordunun belini kırarken, bu devlete tezgah kurarken, bu devleti şu an itibariyle felç masasına yatıran hainler bunun hesabının sorulmayacağını sanıyordu. Gelin namuslu, temiz, ahlaklı, yurtsever milletvekilleri olarak şu andan itibaren yargının önünü açalım, elimizden geleni yapalım, bu önergeyi kabul edelim ve bu hainlerden hesap soralım ki bir daha hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun halkına ihanet edemesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.